uzmanları aslında toplum sağlığı noktasında güvenli limanlardır. Biz buradan ailelerimize bu tür bağımlılıklarıyla ilgili olan çocuklarını o güvenli limana hangi noktada yanaştırmaları lazım, nasıl bir yol izlemeleri lazım veya çocuklarını nasıl ikna etmeleri lazım Sayın Hocam? Tabi burada çocuk kavramını isterseniz ikiye mi ayıralım? Genel anlamda. Yani şey gençler, üniversitemiz açısından mı konuşalım yoksa daha alt yaş grubu için mi konuşalım? Çünkü ikisi biraz farklı kesinlikle. Çünkü. İkisi biraz farklı aslında. Daha genç çerçeveye de bakabiliriz hocam. Yani ben İkisi boyutuyla da bakayım o zaman ben. Aile noktasına baktım ama arkadaşımız da olabilir bu. Bizim aynı yaşta olan bir kardeşimiz de olabilir. Yani yok yaş grubu anlamında söyledim ben. Yaş grubu çünkü ikisinin de biraz yani örneğin ortaokul lise çocuğuna yaklaşımımızla üniversite öğrencisine yaklaşımımızla hafif bir farklılıklar var. İsterseniz öncelikle biraz ön yaş grubuna biraz konuşalım. Tabii. Ortaokul ve lise yaş grubunun ergenlik dönemini konuşalım. Ardından üniversite gençlerimiz için konuşalım. Şimdi aileler burada az evvel de söylemiştiniz. Aile çok önemlidir. Çekirdek aile ve o ailenin bünyesinde olduğu diğer aile geniş ailenin fertleri çok önemlidir. Ve çocuğun gelişiminde, yetişmesinde rolleri yadsınamaz. Çok nettir. O nedenle ilk eğitim ailenin içerisinde başlar sözü yanlış değildir. Çok değerlidir. Dolayısıyla anne babanın ve çocuğun büyüğü kardeşlerin, o ailede yaşayan insanların rol model olması çok önemlidir. Bu beş bağımlılık türü içinde geçerlidir. Yani tütün, alkol, madde bağımlılığı, kumar şans oyunları ve İnternet teknoloji bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı olarak tanımlayabildiğimiz. Hepsi için de geçerlidir. Şimdi çocuğumuzun sigara içmesini biz çok çalışma yaptık. Hiçbir anne baba çocuğunun sigara içmesini istemiyor. Hiç, yani çok net hiç istemem diyor. Peki kendisi baktığımızda da %30-40 arasında erişkinlerde sigara kullanma sıklığı var. Sen istemiyorsun ama işte çocuğun istemiyor. Çocuğun kullanmasını istemiyorsun ama sen içiyorsun. Şimdi bu durumda ne yapıyor çocuk? Siz istemezseniz dahi çocuk sizi gördüğü için onu bir şekliyle kabul etmeye başlıyor. Hatta bunu bir büyümenin şeysi göstergesi, ailede bir fert olabilmenin bir şeysi olarak algılamaya başlıyor. Hatta bunu büyük bir insanın kullanması ve dolayısıyla kendisinin büyüdüğünü hissetmesi noktasını algılamaya çalışıyor. Dolayısıyla ailede sigara içen varsa nettir sigara içiliyor. Ailede alkol kullanım bozukluğu varsa çocukların alkol kullanım bozukluğu. Ailede madde kullanımı varsa keza öyle. Hele hele işte şu anda gerçekten çok bizi zorlayan noktalardan bir tanesi internet bağımlılığı, teknoloji bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı. Ailede anne baba da onlar varsa çocuğun olmama şansı yok gibi duruyor. Yani dolayısıyla burada rol model olmak istiyorsak yani çocuğumuzda olmasını istemediğimiz bir şeyi bizim de yapmamamız gerekiyor. Bizim de yapmamamız gerekiyor. Dolayısıyla birinci noktamız bu. Yani özellikle ergenlerde bizim bu işi çözebilmemizin rolü annelerden, babalardan ve çocuğun büyük abisi, ablasından geliyor. Ve aynı ailede yaşayan diğer fertlerden geliyor. Bir diğeri, tabii annenin babanın çocuğunu takip etmesi çok önemli. Buna biz tehlikenin farkında mısınız diye işte Trabzon Belediyesi ile birlikte bir Avrupa Birliği projesi yapmıştık ve orada özellikle madde bağımlılığı üzerinde çok güzel bir slogan, tehlikenin farkında mısınız? Yani işte çocuğunuzun bağımlılığı noktasında bazı belirteçler vardır ki bunları iyi bilmeniz gerekir. İşte mesela bu tütünde çok belirgindir. Yani koku çok belirgin bir belirteçtir. Veya işte sigara külünü kıyafetinde görmeniz, paketi görmeniz, külünü veya tütün ürününü işte görmüş olmanız bunlar belirteçtir. Tabi buradaki tepkiler maalesef bize bazen çocukların kalbini veya fiziksel açıdan acı verici noktalara getirebiliyor. Onlara travma uyguluyoruz, bunu istemiyoruz. Buna istismar diyoruz, bunu istemiyoruz. Fiziksel istismar diyoruz. Böyle bir durum olduğunda anlayışla karşılamak ve bunun için çözüm noktasını aramak gerekiyor. Ve burada da çocuk ve ergen psikiyatri poliklinikleri mutlaka sizin destekçiniz olacaktır. Okullarda da rehberlik danışmanlıklar sizin için destek noktası olacaktır. Diğer taraftan işte alkol için özellikle çocuklarda çok fazla şeyi görmeyiz. Yani o sadece deneme noktasındadır. Zaten eğer dozunu arttırdıysa onun yürümesi, konuşması, işte kusması, baş ağrısı onlardan fark edilir. Madde bağımlılığı en zor olanlarındandır ki özellikle son zamanlarda ucuza kullanılan, ucuza temin edilen bazı maddeler vardır.
İşte çocuğun kendini kaybetmesi, huzursuz olması, işte okul başarısının düşmesi, kıyafetlerinde kendisi daha önce çok özenli giyinirken, işte saçına başına bakarken bu özeni kaybetmesi gibi belirteçler anneler ve babalar için uyarıcı olması gerekir. Sosyal medya bağımlılığında da çok iyi gözlemlemeniz gerekir. Gerçekten okulu için, dersleri için, eğitim için gerekli olan, projeler için gerekli olan bilgilere ulaşabilmek için kullanıyorsa tabii ki bunu tam tersine desteklememiz gerekir. Ancak eğer bunu farklı amaçlar için kullanıyorsa, oyun oynamak ve bunun süresini arttırıyorsa, işte sosyal medyada vakit geçiriyorsa ki özellikle biz sosyal medya için burada bir uyarıda bulunmak istiyorum ailelere. Biz aynı zamanda çocuk istismariyle de ilgili çalışıyoruz biz. Ve maalesef çocuk istismarı yaşayan vakalarımızın %20-30'unda maalesef sosyal medyadan kaynaklı sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ne demek bu? İşte çocuğunuzun sosyal medya hesabı var. Bir şekliyle daha büyükler bir bağlantı kuruyorlar. İşte onu ağına düşürme tabir ettiğimiz bir ifadeyle ağına düşürüyor ve ondan sonra da ona istismarda bulunabiliyor. Cinsel olabiliyor, bu fiziksel olabiliyor, duygusal olabiliyor. Lütfen bu açıdan çocuklarınızın sosyal medya kullanımını dikkatle gözlemlemeniz, denetlemeniz veya teftiş etmeniz değil. İyi gözlemlemeniz ve iyi yorumlamanız gerekiyor. Ve oradaki tepkilerinizde de işte dediğim gibi çocuk psikiyatrisi ve psikolojik rehberlik danışmanlıklar size yol gösterecektir. Bir yaş büyüğüne gelelim. Üniversite öğrencilerimizde şöyle bir durum söz konusu. Özellikle kendi aileleri yanında kalanlarımız var. Dışarıdan gelenler var. Dışarıdan gelenler artık ailesinden kopmuş. Dolayısıyla ailesinden ayrılmış. Bunun getirdiği bir tabii ki o aileden gitmenin getirdiği bir üzüntü olabilir. Veya işte bir özlem duygusu olabilir. Öbür taraftan da özgürlük de var. Yani iki taraftan da baktığınızda enteresan bir durumdur. Yani bir taraftan özlem varken bir taraftan da özgürlük duygusu var. Ve bu ikisi de özellikle bu beş bağımlılık türünde risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. İşte ailenin kontrolünden de çıkınca ve bunun ailenin kontrol edebilmesi her zaman mümkün olmuyor. Ancak işte tatillerde, sınav sonrasında geldiklerinde veya kendileri onu ziyarete geldiklerinde bazı belirteçlerle görebilecekleri şeyler olabiliyor. İşte orada da sorumluluk biraz bize kalıyor. Yani biz üniversitelere kalıyor, üniversite öğretim üyelerine kalıyor, işte dekanlara, direktörlüğe bağlı kalıyor. Biz de bu düşünceyle az evvel söylediğimiz gibi işte üniversitemiz öğrencilerine yönelik onların bağımlılıktan korunması, var olanların da onlarla baş edebilmesi için çaba göstereceğimiz ve yine öğrenci arkadaşlarımızla birlikte hareket edeceğimiz öğrenci kulübü kurduk. Ve buradan da belki bir çağrıda bulunmak istiyorum. Öğrenci kulübümüze gönüllü olan tüm arkadaşlarımızı, tüm fakültelerimizden, yüksekokullarımızdan, meslek yüksekokullarımızdan tüm arkadaşlarımızı gönüllü olarak çalışmaya davet ediyoruz. Orada birlikte hareket edeceğiz. Yani daha küçük yaş gruplarında anne babanın çok büyük rolü varken burada tam tersine birey olarak gencimizi birlikte ele alarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bu noktada kulüpler çok önemli değil mi hocam? Aynen öyle. İşte birlikte hareket edebilmenin, birlikte paylaşabilmenin, birlikte dayanışmanın rolünü hep birlikte beraber şey yapacağız. Ve ben özellikle kulüp faaliyetlerini yılbaşından sonra başlayacağız. Resmi prosedürü başladı. Yılbaşından sonra da faaliyetlerimize başlayacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Şöyle ki gençlerimizden çok enteresan birkaç küçük toplantı yaptık. Çok enteresan fikirler geldi yapacaklarıyla ilgili. Ve ben inanılmaz derecede mutluyum ve çok iyi bir iş çıkartacağımızı düşünüyorum genç arkadaşlarımızla birlikte.